Ay. Müslüm Baba diyor ki çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdi bu candan ben bıktım usta. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta? Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdi bu candan ben bıktım usta. La 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 la. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdi bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş. Umutsa hayal böyle yaşamaktan ben bıktım usta. Ben bıktım usta böyle yaşamaktan ben bıktım usta. La 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 Diyor ki ne baba, çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem ama verdiği bu candan ben bıktım be usta. Ondan sonra diyor ki mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamanın amına koyayım be usta. Biskop, biskop, biskop. Lan baba şimdi Müslüm Baba olsaydı onunla birlikte bu anı bile çekseydik. Müslüm Baba ile bir de bu şarkı söyleyip de sonra da bunu söyleseydi. Kral bana bakıp bakıp diyecekti. Ya var ya. Lan baba Müslüm Baba harbiden kral adamdı ya. Hep söylüyorum bir daha söylüyorum. Dünyada ne kadar değerli insan varsa hepsi göçüp gitti bu nalet dünyadan, bu nalet kerhaneden, bu nalet ortamdan. Kala kala biz kaldık. Bizi de öldü Allah. Niye can almadı dersen 3 kere. Ya 2 ya 3'tü abi. 3 defa öldüm. Allah'tan dua istedim. Dedim ki ya Rabbi canı alan da sensin, veren de sensin. Soluğu kesen de sensin, mühlet veren de sensin. Senden biraz daha mühlet rica ediyorum. Şüphesiz ki senin her gücü, her şeye gücün yeter ve şüphesiz ki bütün eceller senin elindedir dedim. Ve kral sağ olsun dualarımızı kabul etti. Bizlere biraz daha mühlet verdi. Yoksa ben de çoktan gitmiştim. Ama gitmiş olsaydım, tamam mı gitmiş olsaydım, 2018'de oldu. 2018'den sonra bir sürü video, bir sürü bilgi aktardığıma inanıyorum. Gençlerimize, insanlarımıza, milletimize, halkımıza sayısız bilgi aktardığıma inanıyorum. Eğer gitmiş olsaydım bu bilgilerden mahrum kalacaklardı. Belki de Allah onlara o bilgileri aktarayım diye bana mühlet verdi. Yani sizler için, yani sizlerin mutluluğu için, sizlerin hatırı için, ona göre değer bilin babalar. Her ne kadar kaderimiz kötü olsa da, gittiğimiz yol hep yanlış olsa da, yanlış derken zor oldu. Hiçbir zaman biz yanlış yola sapmadık. Hep zor yolları tercih ettik. Dürüst olmayı tercih ettik. Bundan dolayı da hep zor yollara maruz kaldık. Hep sıkıntılara, hep çilelere. Bundan dolayı da baba, yani bazen sitem etmekte haklıyız. Ha, benim gibi yaşamış olan, tamam benim gibi çok çilelere, çok sıkıntılara maruz kalanların sitem etme hakkı var. Okey. Ama mazereti var. Ama böyle bir eli yağda, bir eli bağda, ufak tefek dertler olup da mesela ne bileyim böyle yok reis Allah hadis, yok şu yok bu. Canımsınız yapmayın ya. Yakışmıyor. Ya. Delikanlı adama yakışmaz. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Benim penceremden bakarsanız benim dünyada çekmediğim çile kalmadı amına koyayım ya. Kendimizi bildik bileli çile. Vallahi billahi. Gözünü dünyaya babasız aç amına koyayım. Köyde böyle yoksulluk içinde, sefalet içerisinde. Yani kara lastik var ya bak şu an ayağımda kara lastik var. Bildiğin kara lastik ha. Size verseler böyle bedava verseler giymezsiniz amına koyayım. Ben bunu giymek için can atıyorum. Niye derseniz çocukluk hayali. Ya.
Düşünsene şu anda kendini dertli zanneden, işte hiçbir şeyim yok diye kendine yırtan, işte dertliyim falan filan, işte ayaklar yapanlara. Lütfen bu kara lastiği, ayağımdaki kara lastiği, bildiğin kara lastiği da 50 lira mı 60 lira mı 70 lira mı, öyle bir şey. Verirsen giymez amına koyayım, ama sorsan en dertli. Onların giymediği, tenezzül bile etmediği şeyler bizim hayalimiz. Varın siz hesap edin, arada ne kadar dert var, ne kadar sıkıntılar çekmişiz, varın siz hesap edin. Aklı başında olan sadece bu misaldan bile bizimle normal insanlar arasında giderdi. Mesafeyi vesaire vesaire anlar. Çocuktum mesela, tamam mı? Herkesin kara lastiği mesela sıfırdı. Yeni babaları giderdi, yeni kara lastik alırdı. Ayaklarında görürdüm böyle. Hep içimi içen, ne bileyim, böyle içimden ah çekerdim işte, bir gün benim de olacak mı vesaire diye. Ya. Bildiğin kara lastik al. Nike değil, Adidas değil, aman akıyım ya. 50-60 lira bir şey şu anda. Yok tamam. Olmayınca olmuyor işte. Adaletini sikim dünya. Hep benim büyükler mesela yenisini alırdı. Onların eskilerini ben giyerdim. Bu yüzden ayağım büyüdü. 45 numara ayağım. Hep büyük ayakkabı giye giye. Yani onlar da haklıydı. Çünkü evin bütün yükü onların elindeydi. Kendisi de çocuk olmasına rağmen, benim içi büyüğüm. Kendisi de çocuk olmasına rağmen evin bütün yükü onun sırtlarındaydı. Yani bütün zorluklara o göğüs geliyordu. İlla ki de onun hakkıydı sıfır ayakkabı. Benimki de ikinci el işte. O yüzden de hep hayal ediyorduk. Olacak mı, olacak mı, olacak mı? Kısmet bugüneymiş. O yüzden de şu anda bu kara lastiği giyiyorum. Hiç umurumda da değil. Başkaları ne düşünür filan. Sikimde bile değil amına koyayım. Benim çocukluk hayalim daha be. Hayallerimize bakar mısın lan? Başkasının tenezzül etmediği şeyler bizlerin hayali olmuşsa, varın dünyada amına koyayım ne çileler çekmişiz siz hayal edin. Ne dertler çekmişiz haberimiz yok diyor ya Müslüm Baba diye. Ay. Hayaller yaşarken, koşarken, gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Ay, ay. Vay Müslüm Baba vay. Bu parçaları yazanlar, seslendirenler hep 70'li 80'li yılları, hep o yoksulluğu, hep o sefaleti, hep o ezikliği, hep o bitmişliği, tükenmişliği yaşamış krallarda. İkinci kıtasında da diyor ki, boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz bilenimiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşları yanında erip gitmişiz, haberimiz yok. Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz, bilenimiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşlarımda erip gitmişiz, haberimiz yok. Vay dünya vay. Ananı sikeyim dünya. Adil değilsin be. Vallahi de değilsin. Billahi de değilsin. Bakıyorsun amına koyayım nerede ne kadar kral gibi insanlar var. Hepsi feleğin çemberine toslamış kalmış amına koyayım. Allah billah. Nerede ne kadar zirzop, zibidi de varsa amına koyayım. Kral gibi hayat yaşıyor. Böyle adalet mi olur lan baba? Bunun bir tek izahı var. Şimdi sizlere onu söyleyeceğim. Bakın dertli olduğum yerde doluyum abi. Bak buraya kadar doluyum. Artık bundan sonrası taşır ya. O isyanlarım, o sitemlerim işte Allah'ın sitemlerimde haklıyım. Çünkü dolmuşuz, taşmışız da. Yani emin olun peygambere bu kadar yük yükleseydi var ya, o bile bir yerden sonra daha yeter derdi. Yani sitem ederdi yani ha, haklı olarak. Ya. Ha şimdi diyeceksiniz peygamberlerin çoğu sitem çekmiş. Tamam. Dertsiz peygamber yok. En çok da son peygamberimiz çekmiş. Yani mesela bazıları mesela diyor ya işte Araplık şöyle, Araplık böyle falan filan, işte Arapları sevmeme yönelik falan filan. Ben de sevmiyorum arkadaşlar. Ben de sevmek zorunda değilim. Çünkü nedeni sorarsanız en büyük sebebi, benim Arapları sevmememdeki en büyük sebep,
O adamlar, tamam o adamlar, adam bile diyemeyeceğim kişiler, o kral gibi var ya, kral gibi dünyanın gelmiş geçmiş en değerli, en güzel insanının var ya, hayatını komple mahvettiler. Adamın ömrü bu şerefsizlerle heba oldu gitti. O yüzden de ben sevmiyorum abi. Sevmek zorunda da değilim yani. O yüzden ben sevmiyorum baba, sevmiyorum baba, sevmiyorum baba. Adam gözünü açtı açalı aynı bizim gibi kadersiz. Babasız büyümüş, annesiz büyümüş. Ya neler çekmiş neler ya. Neler çekmiş neler. O kadar sefaletin, şerefsizlerin arasında bile dümdüz, pırıl pırıl, tertemiz bir insan olarak hayatına devam etmiş. O kadar güven sağlamış ki adam emiril mümin demişler. Yani müminlerin efendisi. Yani insanların en dürüstü, en delikanlısı, en merdi vesaire vesaire. Ama ona rağmen, yani bu kadar kendini tescillemiş olmasına rağmen adam sonradan vahiy geliyor işte buna. Tamam peygamber olduğunu işte çıkıp insanlara vesaire işte anlat, tebliğ et falan filan, işte yaptıkları haksızlıkların yanlış olduğunu söyle. Diri diri kızları, gömülen kızların hesabını sor işte, şudur budur, yargıda vesaire gibisine vahiy geldiğinde bundan sonra gidiyor adam söylüyor. Ona rağmen bunun tescilli bir delikanlı, mert, dürüst, %100 doğru dürüst bir insan olmasına rağmen adama neler çektiriyorlar neler lan baba. Sevmiyorum baba ben o insanları. Bitti nokta. Okey. Ha, iyi olanlar baş tacı. Kötü olanları zaten söylüyoruz, kastediyoruz. İyi olanlar zaten her yerden çıkar. Yani dünyanın en lalet ırkına da git. Oradan da iyiler çıkar. İyiler başımızın tacı. Bizim yol haritamız belli. Dünyadaki bütün dürüst insanlar, adam olanlar, iyi insanlar başımızın tacı. Hangi ırktan olursa olsun. O yüzden de onlara karşı da hiçbir ön yargım yok. Ön yargı yanlış bir şey arkadaşlar. Ön yargı yanlış bir şey. Okey. Ha. Mesela ben Türkiye turuna çıktığımda Türkiye turuna çıktığımda Karadeniz'e de gittim. Karadeniz'i hep böyle severdim, tamam mı? İşte doğası gereği. Hem doğası güzel, hem insanları vatanperver vesaire. Çok severdim. Ama gidip gördükten sonra insanların bize bakış açısını gördükten sonra oradaki insanların, yani o %100 olan sevgim şu anda %10'lara düştü. Nedenini sorarsanız ön yargılılar abi. Ön yargılılar. Yani mesela örnek veriyorum. Ben Adana'da büyümüş bir insanım, tamam mı? Yani Kürt değilim, tamam mı? Zaza kökenliyim. Ama Zazalarında çoğu zaten milliyetçi insanlar olmasına rağmen ve bir de Adana gibi şehirde büyümüşüm ve bir de örnek veriyorum, yani kendimi geliştirmiş bir insanı, böyle hanzo, kro veyahut da cahil bir insan olmama rağmen gittim mesela, işte arsalar vardı işte internetten bulduğum uygun yolda işte falan filan işte. Orada bakmaya gittim. Abi adamlar seni görür görmez zaten direkt mi sana ön yargılı yaklaşıyorlar ya, direkt ha direkt ya, ön yargı yanlış bir şey baba ya. Herkese PKK'lı gözüyle bakıyorlar. Yanlış babacığım, yanlış yani. O yanlışlardan dolayı abi soğudum oradaki insanlardan, yani %90, %100 seviyordum mesela, şu an %10'lardan. Yani şöyle söyleyeyim size, tamam haklı taraflar olabilir. Adamlar mesela zamanda örnek veriyorum, doğudan gelen bir tane yavşağa mesela yardımcı olmuşlardır. Yavşak orada yerini aldıktan sonra işte hainlik yapmıştır falan filan. Haklısın, eyvallah, aynılarını biz de yaşadık, hepimiz yaşadık, ama ön yargı iyi bir şey değil. Mesela örnek veriyorum, tamam mı, sana mesela örnek veriyorum, ben onların yerinde olsam, Karadeniz'de mesela örnek veriyorum, onların yerinde olsam bir tane adam geldi. Önce bu adamı araştır baba, araştır bu adam vatanperver mi, adam mı değil mi, araştır baba, ondan sonra ona göre davran. Böyle direktmen körü körüne at gözüyle bakmak yanlış baba. Dinde de bu yok, inançta da bu yok, töremizde de bu yok, hiçbir yerde böyle bir şey yok, anladın mı? Yani mesela ben oraya gitmeden evvel doğudaki mesela çoğu insan mesela, tamam mı, derdi işte o adamlar bize karşı ön yargılılar, gitme falan dedi işte. Ben dedim yok abi ya, o adamlar kendilerini geliştirmişlerdir, ön yargılı olur mu, o adamlar akıllı insanlar, ne bileyim çağdaş insanlar, geliştirmiş kendine, kro değiller falan filan, afatasıcı insanlar değiller falan filan, ama maalesef buradakiler haklı çıktı ya. Ondan sonra soğudum ya. Ha, illa ki de iyiler var içinde ama çoğunluğu dediğim şekilde, yani ön yargılar. Ya o adama mühleti ver baba, araştır adamın, baktın düzgün mü? Ver adama mühleti, yardımcı ol, elinden geleni yap. Bir sene mesela mühlet ver, bir sene, bir sene lan, bir sene içerisinde o adam bir hainliğini görürsem git adama de ki kardeşim sen şu şu hainliğini tespit ettik, şu hainliğini şu tespit ettik falan filan. Yani durmanı istemiyoruz. Veyahut da işte kendine başka bir yer bul vesaire gibisinden şey yapabilirsin, söyleyebilirsin. Ama adamı tanımıyorsun, etmiyorsun, adam senden daha vatanperver, senden daha kral bir insan olması, ama sen o adama PKK'lı gözüyle bakarsan abi yanlış bir şey ya. Yanlış yani. Doğulların hepsine PKK'lı gözüyle bakıyorlar ya. Emin olun doğuda var ya, doğuda öyle vatansever, öyle kral insanlar var ki, tamam mı? Sadece Zazalardan değil, Kürt kardeşlerimizden de vardır böyle. Öyle vatanperver aslan gibi adamlar var ki, emin olun o Karadenizlilerden var ya 1.000 kat daha vatanperver insanlardır diye. Bu yüzden de ön yargılı davranmak iyi bir şey değil. O gerici, yobaz dedikleri Kürtler bile mesela, tamam mı, örnek veriyorum Karadeniz'de bir maç olur işte onların takımıyla doğuya gelmeleri. Adamlar mesela örnek veriyorum, bizimkiler hiçbir şey söylemezler, hiçbir tepki vermezler. Ama bizimkiler gittiklerinde onlar yapmadığını bırakmazlar. Hani burada kim gerici, kim daha ne bileyim böyle
eğitimli, kim kır o, kim değil vesaire vesaire, varın kararsız verin ya. Yanlış baba ya. Kim olursa olsun ya. Yanlış. Yanlış kimden gelirse gelsin yanlıştır baba. Okey? Heh. Yani velhasıl kelam baba, olayın özetinde kro insan her kesimden olur. Yanlış insan her kesimden olur. Doğru insan da her kesimden olur. Doğru bir insan hangi kesimden olursa olsun başımızın tacı. Yani bu Arap da olabilir. Vesaire vesaire. Kürt de olabilir. Zazda da olabilir. Laz da olabilir. Ama yanlış bir insan kimden olursa olsun abi, bizim dünyamızda yeri yok. Çünkü yanlışa yeri yok hayatımızda. Yanlış insana hiç kimse yer vermemeli. Bu kadar net. Peygamberin şeyine gelelim. Araplara gelelim. Kötü taraflarını anlatayım, iyi taraflarını da anlatayım. Yani Arapların içinde de 10 numara delikanlı insanlar var. Hazreti Ali mesela örnek veriyorum. Bütün insanların sevdiği bir insan. Ha, kimdi? Hangi ırktandı? Araptı tabii. Yani o zaman gidek o adama da dediniz, gidek olur mu öyle şey? Hazreti Ömer dünyada adaletiyle namsalan bir insan. Kimdi? Araptı. Yani demek istediğim her insan, her ırktan iyisi de çıkar, kötüsü de çıkar. Biz kötülerini mesela sevmiyoruz. İyilerini, hepsini seviyoruz, baş tacı ediyoruz. Okey. Sizlere de tavsiyem budur. Hiçbir şekilde kimseye karşı ön yargılı davranmayın. Hiçbir ırka, hiçbir inanca vesaire vesaire. Diyor ki bir karınca yuvasını kaybetse o gece yatamam, kaygımız vardır. Dalından bir yaprak sararıp düşse ezilir yüreğim, duygumuz vardır. Hak kutuplarda bir Eskimo genci, ey hadi Afrika'da garip bir zenci. Fark etmez ne dili, ne dini, ne rengi. Madem ki insandır, saygımız vardır. Lan şu kralın söylediklerine, videolarına, aktardığı bilgilere bak. Lan bu adamı sevmeyenin amına ne yapayım lan. Lan harbiden biz adamın kralıyız lan. Bu kadar dünyayı orospu çocuklarını sardığı, işgal ettiği bir dünya içerisinde bu kadar şerefsizin arasında böyle dürüst kalabilmek her babaydına. Lan peygamber gibi adamız lan. Namusuma dinime lan. Vallahi billahi. Hala da değer misi bilmeyen varsa götün önde gider, malın önde gidenir, salağın önde gidenir. Beyinsizin önde gidenir. Başka ne diyeyim ki? Yazık yani. Harbiden insan acıyor yani. Vallahi billahi acıyor insan. Düşünsene. Vay be, ulan Azer baba da gitti değil mi? Selo baba da gitti, Müslüm baba da gitti, Cino baba da gitti. Vay krallar vay. Bu dünya hiç kimseye kalmaz ya. Bu dünya hiç kimseye kalmaz da. Buradan bile belli ha, şu belli. Allah diyor ki mesela dürüst insanları çabuk yanına alırmış. Hatta böyle çoğu zaman filmlerde bile konu olmuştur yani. Şimdi baba, bu dünyanın boş olduğunu anlattık. Bu dünyada neden iyilerin hep yani sıkıntı içerisinde, yoksulluk içerisinde, keder, dert falan filan içerisinde olup diğerlerini şöyle izah edeyim size, tamam mı? Yani tamam, benim gibi hayatı dolu dolu yaşamışsanız, dolu dolu kendi full sıkıntıyla yaşamışsanız illa ki sistem hakkınız var. Ama diğer kardeşlerime sesleniyorum, böyle ufak tefek pürüzler falan filan yapmayın, yanlıştır. Şimdi Allah, tamam Allah. Cenneti bu videoda mı anlatayım, başka videoda mı anlatayım? Dur. Anlatayım lan, bu videoyu uzun yapacağım amısına koyayım. Vallahi billahi uzun yapacağım. He. Şimdi insanlar kendi kendine düşünüyor ya. Örnek veriyorum, diyordu işte bu kadar sıkıntı çektik. Öbür tarafta acaba cennet nasıl olur falan filan diye merak ediyorlardı. Onların yüreğine de su serpen açıklamalar yapacağım. Şimdi baba, hani insanlar zannediyor ki öbür tarafta da mallar var, öbür tarafta da salaklar var vesaire. Öyle bir dünya yok. Birincisi, tamam, birincisi cennete gidenler hepsi adam olanlardan seçilir. Tamam, adam olanlardan. İkincisi mesela, tamam mı? Her insanın yeri başka orada. Üçüncüsü ise insanlardan mesela duygular siliniyor. Yani duygular derken kin, hasetlik, nefretlik, orospu çocukluğu vesaire vesaire zaten yok. Olsa cennete giremez. Ama ufak tefek pürüzleri de varsa onları da Allah-u Teala silir. Yani pırıl pırıl bir melek şeklinde seni cennete sokuyor. Cennet nasıl bir yerdir diye sorarsanız baba, az çok hepiniz bu konuda bilgi sahibisiniz. Tamam. Az çok bu konuda bilgi sahibisiniz. Ama ben size bizlik olan tarafını söyleyeceğim. Bizlik olan kısmını. Bizlik olan, bize böyle namussuzların, şerefsizlerin arasında adamlık mücadelesi veren bizim gibi kralların bizlik bölümlerini söyleyeceğim size. Birincisi baba, tamam, hani insanlardan bıkmışız ya. İnsanların çoğu bozuk abi. Bıkıyorsun haliyle, haklısın. Bizimle ilgili tarafını söyleyeyim size. Hani mesela bazen böyle bir ada görürsün ya. İşte internette, işte İzlanda'da, İrlanda'da, şurada burada bakarsın böyle bir ada. İçerisinde bir ev, etrafı komple deniz. Lan dersin keşke böyle bir yer benim olsa filan dersin de. İşte krallar cennette öyle bir yer size tahsis ediliyor. Hatta daha fazlası. Yani misal sen, örnek veriyorum,
Dersin ki 100 dönümlük yer alayım, kimsenin sesi bana gelmesin, kimseyi görmek istemem. 100 değil baba, 1000 değil, 10.000 değil, 100.000 dönüm sana veriliyor cennette baba. Şehir veriliyor sana, şehir. Bildiğin şehir var ya, şehir. Mesela sen İstanbul'u seviyorsun değil mi? İşte unsurlarını, işte Kız Kulesi'ni falan filan seviyorsun ya. Allahu Teala diyor ki sana İstanbul'un aynısından bir şehir veriyorum. Kral diyor sana, o şehri komple sana tahsis ediyorum. Her yeri senin. Gez, toz sokaklarda, bağır, çağır, şarkısıyla ne yapıyorsan yap diyor. Anladın mı? Yani bundan daha büyük güzellik var mı lan baba? Düşünsene ya. Adana'nın komplesi senin, bütün caddeler senin, senden başka tamamı kim nereye istiyorsa. Yani herkesin istediği farklı. Mesela sen Miami'de bir yer istersin, al kral senin diyor. Ne istiyorsun onun dışında? Para pul zaten geçersiz, nimet yönden et mi, yiyecek mi, meyve mi, hayal etmen yeterli. Hemen oradan mesela, tamam mı, sana görevlendirilmiş olan şeyler mesela geliyor, tamam mı? Elemanlar falan var işte, senin hizmetkarların falan var, onlar getiriyor. İstemesen onları da görmek istemiyorsan onları da görmek istemiyorsun. Her türlü hayalin gözünün önünde. Manita mı istiyorsun? En ferişta baba, en kralları. Böyle var ya, buradaki dünya güzelleri onun yanında teneke kalır ya. Buradaki en güzelleri onların yanında inanın teneke kalır. Mesela ben bir gün, tamam mı, gece yatmadan evvel düşündüm. Hani temiz kalpliyiz ya, Allah bazen dualarımızı kabul ediyor. Ne kadar çok dua kabul ediyor o kadar da sıkıntı veriyor, okey, ama yani bilmiyorum artık baba iyi mi kötü mü? Ne bileyim baba, vallahi billahi ya. Dur şimdi, zor iyi moda gitti, şimdi daha sistem etmek istemiyorum. Neyse baba, yatmadan evvel böyle huri hayal ettim. Dedim ki Allah'ım, mesela bir tane kız gördüm internette, işte böyle güzel güzel. Lan dedim baba, bu kadar güzelse acaba huri nasıl bir şey lan dedim, tamam mı, kendi kendime. O amaçla uyudum. Dua da ettim, şey görmek istiyorum rüyamda falan filan, tamam mı? Lan baba, gece rüyama bir geldi. Lan baba, nasıl tarif edeyim? Böyle bir şey yok. Gerçekten tarif edilmez ya. Lan yani kalemle mi çizilmiş diyeyim, portre mi diyeyim, resim mi diyeyim? Ya insan dokunmaya kıyamaz ya, böyle gidersin ya. Babacım, babacım. Babacım, İnsan böyle bir şey sever ya. Kedi seversin ya baba. Yok tabii jaguar seversin, ne bileyim. Kediler, tamam mı? Yavru bir köpeği vesaire. Yani ne bileyim, böyle kıyamaz. Aynısı, yemin ediyorum var ya, böyle bakıyorsun lan, insan buna nasıl hırlar lan? İnsan buna nasıl kıyar diyorsun kendi kendine ya. Yani o kadar ki güzellikte bir şeydi. Yani saatlerce önünde yat baba ya. Dokunma yat derler ya, o hesabı işte. Yeme de yanında yat hesabı, yemin ediyorum. O kadar ki güzeldi. Sonra sabahleyin uyandım. Lan baba dedim, buradakiler bu Adriana Lima'ymış bilmem ne, yanında teneke kalır ya. Böyle bir kıyas bile yapılamaz. O kadar ki güzellikteler. Yani Allah bunu niye veriyor? Şu yüzden veriyor. Malın biri demiş ya, işte çıkıyor sosyal medyada, işte ıvır zıvırlar. İşte Allah öbür kere nuri verir, hüdi verir. Niye tövbe aşağı Allah pezevenk mi falan filan gibisinden. La aman akodumun salağı. Sana zaten eşeğin dalgasını bile vermezler bu tarafta da. Şöyle söyleyeyim insana. Allah sana diyor ki, bu dünyada iffetini korursan, adam olursan, namusun, ırzını korursan, şerefsizlik yapmazsan, öbür tarafta senden en alasını vereceğim. En ferişanı vereceğim. E bu da zaten senin hakkın yani. Anladın mı? Allah sana güzellikle lütufta bulunuyor. Yani okey. Biz onu hak ettiğimiz için Allah'ın da lütfuna maruz kalıyoruz. O da krallığını yapıyor. Biz de mutlu oluyoruz. O da mutlu oluyor baba. Okey. Ve cinsel yönden de Allah yani bir sürü, ne bileyim, böyle tamam sana 10 tane mi veriyor misal? 10 ile de mesela başa çıkabilecek kadar sana şey veriyor. Güç veriyor, testo veriyor vesaire vesaire. Ya. Yani baba hayali bile güzel lan, düşünsene. Ben nasıl bir yer istiyorum bilin mi baba? Böyle İstanbul'muş, Ankara'ymış, Adana. Ben bıktım şehirden abi. Ben böyle, tamam mı, hani böyle İzlanda'da veyahut da İsveç'te, Norveç'te, ne bileyim, öyle o Milka çikolata reklamlarda çıkıyor baba, böyle dağlar mağlar yeşillik falan, böyle tamam. Ben böyle yerleri seviyorum. Böyle düşünsene babamın, bütün her taraf benim. Ada benim, deniz benim, kumsal benim. Her şey var baba, tamam mı? Kumsalda uzanmışsın, yanında huriler, manitalar, mamis mamis mamis. Bahmit, bahmit, bahmit. Dış baba onlarla hırlaşıyor. Yerlerde yuvarlanıyor. Takla atıyor. Ama baba hayali bile güzeller. Böyle güzellikler varken ben bu dünyanın amına koyayım. Buranın nesine tenezzül edeceğim. Varsın dünya onların olsun. Varsın dünya şerefsizlerin olsun. İstediği kadar zengin olsunlar. Paraları, pulları olsun. Malları, mülkleri olsun, rahatlıkları olsun. Hiç umurumuzda bile değil. Cehennem dibine kadar yolları var. Öbür tarafta biz kazanacağız ve ebedi. Onlar ise burada bugün ölmesi yani. En zengin adamı söyleyeyim lan baba sana. En zengin adam. Dünyanın en zengini bile olsan eninde sonunda geberip gitmeyecek mi? Geberip gideceksin daha. E ne anlamı kaldı o zenginliği? Sokayım ben böyle işe yani. Boş. Bugün bitmesi yarın bitecek. Ama öbür tarafta sonsuzluk baba. Ne hastalık var, ne dert var, ne keder var, ne mallar var, ne salaklar var baba. Baba gözlerinizi böyle bir kapatın. Hayal edin. Hayali bir güzel lan baba.
Yani velhasıl kelam, böyle bir imkan varken, böyle bir şık, böyle bir seçenek varken abi bu dünyaya tenezzül etmek mallıktır ya. O yüzden de ben bu dünyadan çoktan geçtim. Bunu defalarca söyledim. Ama nedir babacığım sitemin şeyi, tamam mı? Sebebi defalarca söyledim, yine söylüyorum. Yani ben kötü insanların bu dünyadan, tamam, bu dünyayı kirletmelerini istemiyorum ya. Ve onlara mühlet verilmesini istemiyorum ya. Yani sitemiz tamamıyla bu yönden. Başka türlü mesela örnek veriyorum, Allah bize mal vermemiş diye falan filan. Yok, öyle bir şeyimiz yok. Zaten biz dünyadan çoktan göçtük. Dediğim gibi defalarca öldüm, uzatmalar oynuyorum. Dolayısıyla da bu insanın zaten dünya malıyla gözü olmaz. Okey? Gelelim kötülerin sonuna. Kötülerin sonuna. Bugün olmazsa yarın olacak. Dünyada insanoğlu kendini aşırı bir şekilde bozmuş ve çok pis bir şekilde abici mağdur edilecekler. Okey? Allah'tan tek dileğim arada iyi insanlara bir şey olmasın. Allah'a bazen kızıyorum ama Allah olmasa bir saniye bile yaşayamayız. En basit örneğini vereyim size. Gece mesela, tamam mı? Gece. Gece. Gözüm kaşındı mesela, tamam mı? O esnada üfeledim üfeledim. Ben rüya gördüğümü sanıyorum. Sabahleyin kalktım ki gerçekten kaşımışım. Yani kaşırken düşünsene, gözünü de oyabilirsin. Var mı öyle bir garantin? Oymayacağına dair yok, değil mi? Sabahleyin bir kalktığında gözünü çıkartmışım mesela. Uykudayken fark etmemişsin. Bunu sana kim durduruyor? Bunu sana kim izin vermiyor? Seni uykudayken, senin fosur fosur otura otura yatarken kim koruyor babacığım? Allah. Yani. O yüzden de değerini ne kadar bilsek az. Yani uykuda ölebilirsin de, sabaha görmeyebilirsin de vesaire vesaire. Ya baba, Allah'ın üzerimizdeki hakkı büyük, baba büyük. Lan Allah diyorsun, daha var mı ötesi ya? İnsan değil, melek değil, peygamber değil. Ya. Hepsinin yaradanı. Düşünsene. Ya. Ama zorumuza gidiyor baba. Ne zorumuza gidiyor biliyor musun? Allah-u Teala insanı yaratırken melekler, hani biz mesela örnek veriyorum, iyi bir insan gördüğümüzde veyahut da iyi bir kadın veyahut da iyi bir kız gördüğümüzde melek gibi insan filan deriz ya. Lan baba, seni yaratırken Allah, tamam mı? Hani melek melek diyoruz ya. Melekler bile sana secde etmiş, lan Allah seni o kadar ki seviyor, o kadar ki sana değer veriyor. Onun için o kadar ki değerlisin. Yani Allah'ın bu kadar, ne bileyim, övgüsüne, değerine maruz kalan bir insan tutup da dünyaya geldikten sonra orospu çocuğu olmasının, abi harbiden zorumuza gidiyor ya. Vallahi billahi zorumuza gidiyor ya. Yani bilmiyorum, onun da ona göre azabı vardır. O yüzden de baba sıkıntı yok. Allah'ın yanında hiçbir şey boşa gitmez. Kim ne ettiyse hakkıyla misliyle karşılığını alır baba. Okey? Onu geçtik mesela, tamam mı? Mutfağa gittim mesela sabahleyin kahvaltıda, işte peyniri kesiyorum, işte peynir dilimi var ya, bıçakla kesiyorum. Bıçağın üstündeki mesela biraz peynir kırıntıları oluyor ya, ben onu bile çöpe atmıyorum mesela, tamam mı? Yani israfı sevmeyen bir insanım, ziyanı sevmeyen bir insanım. Hani kimdi, hangi peygamberde bilmiyorum da, yemek yerken mesela işte kırıntılar mesela önüne dökülmesin diye bir tane şey takıyormuş, önlük takıyormuş işte. Onları yiyormuş, düşün o kadar ki Allah ona daha çok veriyormuş. O yüzden de mesela bu tür şeyleri dile getirmekte, ifade etmekte fayda var hepinizin bilgisine. Yani mesela örnek veriyorum, kiminiz ekmeği çöpe atıyorsunuz, ekmeğin o kuru kısmına, kimisi bilmem ne. Bunlar kesinlikle yanlış şeyler. Bu tür şeylerden kaçının baba. Neyse baba, bıçağın üstündeki o kırıntılar mesela böyle dilimle yiyorum, tamam mı? İşte böyle şey yapıyorum hani çöp atmamak için. Lan sabahleyin mesela örnek veriyorum, tam yaparken baktım bıçak böyle tam böyle dudağıma saplanacaktı. Yani örnek veriyorum, orada bile Allah seni koruyor. Şeytan denen orospunun çocuğu o bıçağı sen eline götürürken mesela o bıçağı iteliyor mesela. Ağzına değil de dudağına gelsin veyahut da bir yeri saplasın falan filan. Hemen Allah baba oradan müdahale ediyor. El koyuyorum ama izin vermiyor. Şeytan denen piç gece sen yatarken yine 50 yerden sokuluyor. 50 yerden orospunun çocuğu sabaha kadar seninle uğraşıyor. Allahu Teala hemen böyle el koyuyor. Orada bir tane video vardı mesela. Geçenlerde hoşuma gitti. Yılan bir tane böceği mi kurbağayı mı tam böyle yakalıyor, yutacak. Baba vaşak var ya, vaşak orada böyle pençeyi koyuyor yılan. Ya kral kral, yok senin o babişlerini mamişlerini yerim ha. Öbür tarafta ondan da isteyeceğim. Vaşak da isteyeceğim, jaguar da isteyeceğim, leopar da isteyeceğim. Hepsini isteyeceğim. Böyle küçük bebişleri de olacak, böyle çimenlerde koşa yaklar. Baba pisko. Lan baba çok seviyorum lan hayvanları, yemin ediyorum. Neyse, öbür tarafta baba hepsinden isteyeceğiz. Ya. Hani bu kral yıllar evvel söylemişti ya, bir tane videosu vardı işte, her tarafta işte paylaşılan, Instagram'da, TikTok'ta, şurada burada diyor ya, ulan ne hayallerimiz vardı be baba, hepsi ahirete kaldı diyor ya, vay dünya var. İşte onun amacı buydu. Ahiret var ya, ahiret bambaşka bir yer ya. Kimine azap, sonsuzluk azap, kimine sonsuzluk güzellik. Yani kısacası bu dünyada orospu çocukluğunu tercih edersen öbür tarafta full mokoko baba, full mokoko baba, düzensiz, aralıksız baba, bitmiyor baba, full baba, kustura kustura sikerler adamı. Hak ediyor mu? Et türlü ediyor. Çünkü bizim gibi insanları bu dünyaya bezdiren insanlar, abi yansın, acıyanın amına koyayım, benzin dökün üstüne, daha iyi yansın orospu çocuğu. Bende gram merhamet yok insanlara
insanlara karşı ne kadar merhametliysem kötülere karşı da o kadar gaddarımdır. Yani hak ediyorlar çünkü. Okey. Bir taraftan onlar için sonsuz azap, bir taraftan bizim için de sonsuz güzellik. Daha bundan güzelliği var mı lan? Sikmişim bu dünyayı da, içindeki her şeyi de, tüm güzel her şeyi ama ne yapayım? Hiç umurumda bile değil. O yüzden de babacığım, akıllı olan kişi, kafası çalışan kişi, tamam mı? Mantıklı davranan kişi, ebedi hayatı, ebedi güzellikler tercih eder. Bu dünyadaki bütün sahte boş güzelliklere çizik çeker baba. Okey? Başka ne diyeyim, başka ne diyeyim, başka ne diyeyim. Belgesel tadına güzel bir video çektim bugün. Uzun videoların hali bir başka. Dur bakalım başka ne diyecektim. Bir düşüneyim.